Üçüncü söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhennâs ubudû. İbadet, ne büyük bir ticaret ve saadet. Fısk ve sefahet, ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki asker uzak bir şehire gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler. Ta yol ikileşir. Bir adam orada bulunur. Onlara der. Şu sağdaki yol hiç zararı olmamakla beraber onda giden yolculardan 10'dan 9'u büyük kar ve rahat görür. Soldaki yol ise menfaati olmamakla beraber 10 yolcusundan 9'u zarar görür. Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki, intizamsız, hükümetsiz olan sol yolun yolcusu çantasız, silahsız gider. Zahiri bir iffet, yalancı bir rahatlık görür. İntizam askeri altındaki sağ yolun yolcusu ise mukaddi hülasalardan dolu 4 okkalık bir çanta ve her adüvü alt ve mağlup edecek 2 kıyyelik bir mükemmel miri silahı taşımaya mecburdur. O iki asker o muarif adamın sözünü dinledikten sonra şu bahtiyar nefer sağa gider. Bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler. Fakat kalbi ve ruhu binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Öteki bedbaht nefer ise askerliği bırakır. Nizama tabi olmak istemez. Sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur. Fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hassiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci, hem her şeyden, her hadiseden titrer bir surette gider. Ta mahalli maksuda yetişir. Orada asi ve kaçak cezasını görür. Askerlik nizamını seven, çanta ve silahını muhafaza eden ve sağa giden nefer ise kimseden minnet almayarak, kimseden havf etmeyerek rahat kalp ve vicdan ile gider. Ta o matlup şehire yetişir. Orada vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasip bir mükafat görür. İşte ey nefsi serkeş, bil ki o iki yolcu, biri muti kanunu ilahi, birisi de asi ve hevaya tabi insanlardır. O yol ise hayat yoludur ki alem ervahtan gelip kabirden geçer, ahirete gider. O çanta ve silah ise ibadet ve takvadır. İbadetin çenden zahiri bir ağırlığı var. Fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilmez. Çünkü abid namazında der, Eşhedü en la ilahe illallah. Yani Halık ve Rezzak ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz. Hem rahimdir, ihsanı, merhameti çoktur diye itikad ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur. Dua ile çalar. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür. Rabbisine iltica eder.
tevekkül ile istinat edip her musibete karşı tahassün eder. İmanı ona bir emniyeti tamme verir. Evet, her hakiki asenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır, ubudiyettir. Her seyyat gibi cebanetin dahi menbaı dalalettir. Evet, tam münevverül kalp bir abidi. Küre-i arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudret-i samedaneyi lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat meşhur bir münevverül akıl denilen kalpsiz bir fasık filozof ise gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız ardımıza çarpmasın mı der, evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. Evet, insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükmünde. Hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde İktidarı hiç hükmünde bir şey. Adeta sermaye ve iktidarının dairesi elin nereye yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belaları ise dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. Bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün kör olmayan görür, derk eder. Malumdur ki zararsız yol, zararlı yola verev 10 ihtimalden bir ihtimal ile olsa tercih edilir. Halbuki mesleğimiz olan ubudiyet yolu zararsız olmakla beraber ondan 9 ihtimal ile bir saadet-i ebediyye hazineti vardır. Fısk ve sefaat yolu ise hatta fasıkın itirafıyla dahi menfaatsiz olduğu halde ondan 9 ihtimal ile şikavet-i ebediyye helaketi bulundu, icma ve tevatür derecesinde hadsiz ehli ihtisasın ve müşahedenin şehadetiyle sabittir. Ve ehli zevkin ve keşfin ihbaratıyla muhakkaktır. Elhasıl, ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. Öyleyse biz daima elhamdülillahi alettaati ve tevfik demeliyiz ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz. Elhamdülillahi alettaati ve tevfik. Razanillah binaetil Fatiha ma salavatı.